Ve bu bölge daha evvel iki tane deprem geçirdi. Ben de doğduğumdan beri Gazi Osman Paşa'da evi olmuş bir insan. Bizim de evlerimiz 2000 yılından evvel yapıldı. Ama bugünkü deprem yönetmeliğine göre, imar yönetmeliğine göre 2000 yılından evvel yapılan binalar %100 sağlam da olsa çürük kabul ediliyor. Ayrıca bu evler iki tane Marmara depremi yaşadılar. Nihayetinde İstanbul'un ve Gazi Osman Paşa'nın %70'i de öyle. Bilim adamlarının görüşü İstanbul'da yapılan çalışmalarla 2000 yılından evvel İstanbul'da yapılmış iki Marmara depremi geçirmiş binaların çürük olduğu ve üçüncü bir Marmara depreminden sonra bu evlerin büyük bir çoğunluğunun kullanılamayacak hale geleceği. Binalarımız çökebilir, tam çökmeyebilir ama bu binaların büyük bir çoğunluğu kullanılamaz hale gelir. Zaten inşaatın belli bir süre ömrü var. Onunla birlikte iki tane Marmara depremi ciddi deprem geçirmiş evler, işte demirle betonun birbirinden ayrılmasından tutun. Biz yenileme yaptığımız inşaatlarda öyle durumlar görüyoruz ki o gün kullanılan malzemelerden de kaynaklanan temellerin avucumuzda parçalandığını görüyoruz. Bugün sağlam diye oturduğumuz birçok binanın teknik incelemesinde demirin demir vasfını yitirdiğini, temelin temellik özelliğinin kalmadığını göreceksiniz. O nedenle insanlar yıllarca çalışarak özellikle bizim ilçemizde, klasik bizim de anne babalarımız öyle, hepimiz öyleyiz, ev sahibi olmuşlar. Ve herkesin en büyük hayali o evi evladına, torununa bırakmaktır. Ama bir Marmara depreminde Allah göstermesin bu evler sizlerin, çocuklarımızın, torunlarımızın mezarı olur. Ortalama Marmara bölgesinde 25 yılda bir ciddi bir deprem oluyor. En son 14 yıl evvel olmuş. Biz bununla ilgili 9 sene evvel çalışmaya başladık. Gazi Osman Paşa'da 3 tane şeyi belirledik. 3 temel esası dayandı. Bir, en çürük o evlerin olduğu yerleri belirledik. 2, en fazla kamusal mülkiyetin olduğu yerleri belirledik. 3, emsalin en az tamamlandığı yerleri belirledik. Bu 3 özelliğin en fazla olduğu yerleri kentsel dönüşüm alanı ilan ettik. Şu anda Gazi Osman Paşa 1300 hektarlık bir ilçe, yaklaşık 3'te 1'i kentsel dönüşüm alanında. Kentsel dönüşüm alanı belirlediğimiz yer demek, oradaki bütün binalar çürük demek değildir. Bakın bunu özellikle belirtiyorum. Yani o alanda da sağlam binalar var. Kentsel dönüşüm alanı belirlememiz demek, oradaki bütün binalarda sağlam demek değildir. Mesele şu, 2000 yıldan evvel yapılmış binalar, öncelikle biz çürük kabul ediyoruz. Zeminine göre, binaların o günkü yapılmış özelliklerine göre, topografiye yani eğime göre öncelikler artıyor. Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi bu açıdan en önemli riskli yerlerden biri değil. O nedenle biz Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'ni toplu olarak bir kentsel dönüşüm alanı ilan etmedik. Şu anda Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde kentsel dönüşüm alanı ilanı yok. Belirlediğimiz diğer mahallelerde mahalle olarak belirlemiyoruz zaten. Bir mahallenin iki kısmı veya tek kısmı şeklinde belirlediğimiz yerler var. Öyle mahalle var ki %70'ini kentsel dönüşüm alanı olarak belirlemişiz. Öyle mahalle var ki %3'ünü kentsel dönüşüm alanı olarak belirlemişiz. Peki bu burada bitecek mi? Hayır. Yani birinci etaptaki dönüşümü yaptıktan sonraki bu yaklaşık 15 bin bina 45 bin daireye demektir. Şu anda ilan ettiğimiz alanlar. Sonra ikinci etapta Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde de gibi daha ve ilan etmediğimiz alanları düşüneceğiz. Ama bunlar 4-5 yıllık bir süreçtir yaklaşık. Öncelikle bizim birinci etapta belirlediğimiz alanlar 15 bin civarında bina, yaklaşık 45 bin bağımsız kontrol yıkımıdır. Peki bunun dışında Barbaros'ta bu süreç hiç kentsel dönüşüm olmayacak mı? Olabilir. Özellikle binalar çürük olan bölgelerde vatandaşlarımız kendileri anlaşarak veya bir müteahhitle anlaşarak bize gelip
bizi buranın kentsel dönüşüm alanı olması için isteyebilirler. Bu size bağlı. Bizim şu anda Barbaros Hayattinpaşa mahallesinde hiçbir kent düzenlememiz yok. Eğer sizler anlaşırsanız, isterseniz yani işte 4-5 tane bina şeklinde ister bir müteahhitle anlaşarak biz plan altlıklarını ve kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesini sağlarız. Sizin isteğinizi. Bizim orada hiçbir zorlamamız yok. Ama şunu bilmenizi istiyorum. Nihayetinde 2000 yıldan evvel yapılan binaların hepsi bir depreme karşı diyorum dediğim gibi yani komple çökmek değil. Ama kullanılamayacak hale gelir. Takdir edersiniz ki Gazi Osman Paşa gibi 500 bin nüfusu olan İstanbul gibi 15 milyon nüfusu olan bir ilde size bir deprem sonrası senaryo anlatmak istiyorum. Bu bir olacak, %100 olacak olaydır. Çünkü ben Türkiye'nin birçok deprem bölgesine gittim, deprem sonrası çalıştım ve bunları gördüm. Görenleriniz, gidenleriniz varsa aynı şeyleri görmüştür. Böyle bir deprem olduğunda Marmara bölgesinde, İzmir, Yalova, Adapazarı, Tekirdağ, Marmara Denizli, bize yakın yerlerde 7 şiddetinde, 7 üzeri bir deprem olduğunda Gazi Osman Paşa'daki ve İstanbul'daki binaların bırakın %70'ini, %10'u kullanılamaz hale gelse. Yani minimum rakamlar bunlar. Bu demektir ki 4500 bina. 4500 binanın enkazları kalkmadan bizim şehre sağlıklı doğalgaz, elektrik, su vermemiz ve kanalizasyonun çalışması mümkün olmaz. Ya o enkazlar kalkacak, altta tamir edilecek ki sağlıklı bir doğalgaz, kanalizasyon, su, elektrik olsun. Şimdi 4500 binanın enkazının kaldırılması İstanbul'a Türkiye'den 10 katı destek geldiği takdirde bile yani bizim araç geleceğimizde 10 misli destek geldiği takdirde bile 4-5 yıl süreçtir. Şimdi sormak isteriniz. 4-5 yıl elektriksiz, susuz, kanalizasyonsuz İstanbul'da nasıl yaşanır? Hele de bir de deprem korkusuyla insanlarımızın depremden sonra İstanbul'da 15 milyon, Gazi Osman Paşa'da 500 bin insanın bir ay 15 gün dışarıda kaldığını düşün. Ne yer ne içer. Küçük abdestini büyük abdestini nerede yapar? Hangi süre ne yıkar? Yani bu sokaklarda düşünün 500 bin insan burada yaşayacak. Nerede yaşayacağız? O nedenle biz kentsel dönüşüm önemsiyoruz. Sizlerin özel sektöre çalışmaları olabilir. Bize gelip kendiniz kentsel dönüşümle ilgili destek isteyebilirsiniz. Ama tamamen Barbaros Hayattinpaşa Mahallesi sakinlerimizin kendi rızalarıyla olacaktır. Biz dönüşüm alanı ilan ettiğimiz yerlerde kimsenin yerini zaten zorla gitmiyoruz. Şu ana kadar Gazi Osman Paşa Belediyesi 165 bin yer boşalttı. Yaklaşık 1500 bina, 4500 bağımsız bölüm yıkıldı. Ve sadece 2013 yılında yaklaşık hedef 3500 bina yıkmak, 15 bin dairelik konut projesi yaptık. Bu kadar hızlı dönüştürüyoruz. Tabii bunları yaparken amacımız sadece bir sağlam binalar yapmak değil. Bugün Gazi Osman Paşa'nın öyle problemleri var ki kentsel dönüşümün dışında çözmemiz mümkün değil. Araçlarımızın giremediği, inemediği sokaklarımız var. Okul problemimiz var. Sağlık tesisi problemimiz var. Park problemimiz var. Camisinden, yurdundan sonra her tür kamu sağlığına ihtiyacımız var. Biz kentsel dönüşüm projelerinde bunların hepsini yapıyoruz. Sadece bu yıl Gazi Osman Paşa Belediyesi 7 tane okul yapıyor. Kentsel dönüşüm kapsamında. 5 tane cami yapıyor. Bir tomar park yapıyor. Kültürel tesis yapıyor. Daha evvel geçmişte Gazi Osman Paşa'da bazı şeylerin yapılamamasının en büyük sebebi imar durumu ve yer olmamasıdır. İşte kentsel dönüşümle biz bu alanda dönüştürüyoruz. Bununla beraber kafanıza sakın şöyle bir algı oluşmasın. Belki teknik bir ifade ama biz yaptığımız projelerle Gazi Osman Paşa'da yoğunluk arttırmıyoruz. Emsal diye bir kavram var. Yani inşaatın bir ölçüde hacmini gösterir. Yani bir inşaat arsa inşaat alanınız
arsanız 100 metrekare ise emsal 2 demek 200 metrekare inşaat yapmak demektir. Emsal 3 demek 300 metrekare inşaat yapmak demektir. Gazi Osman Paşa'da ortalama emsal 3,5'a yakındır. Yani 100 metrekare bir arsaya 350 metrekare inşaat düşer. Biz ise kentsel dönüşümde bunu 2,5'a düşürürüz. Aksine yoğunluğu azaltıyoruz. Yaptığımız olay sadece şudur. Yatay olan, bakın şunu bir ev gibi düşünün, inşaat gibi düşünün. Yatayı dikeye getiriyor. Bunu böyle yapıyoruz. Yani aynı hacmi katı yükseltiyoruz, tabanı daraltıyoruz. Bununla işte okul alanı üretiyoruz, büyük cadde üretiyoruz, park üretiyoruz. Yaptığımız bütün kentsel dönüşüm projelerinin hepsinin altında otopark vardır. Hepsinin okulu düşünülmüştür, parkı düşünülmüştür. Akıllı ev dediğimiz en son teknoloji kullanılacaktır. Ve bizim iddiamız bu yapacağımız konutlarda, sitelerde vatandaşlarımızın aidat giderlerinin normalden daha az olacaktır. Biz bu konuda iddialıyız. O nedenle de belediyemizin şirketi, kentsel dönüşümde önderlik eden şirketimiz her sitenin işletmesine de taliptir. Yani biz bunun giderlerinin düşük olduğunu, normal bir konuttan düşük olduğunu ispat edeceğiz. Zira sadece ısınma giderleri maliyetini ayda normal site tüketiminin yarısına düşüreceğiz. Zaten bir evin en fazla gideri ısınma gideridir. Binalarımızı ona göre yapacağız. Ve şu anda kentsel dönüşüm alanı ilan ettiğimiz yerlerde herkesin malı olan malına karşılık metrekareye metrekare veriyoruz. Yani 100 metrekare bir daire alıyoruz. 100 metrekare bir daire ediyoruz. Bu insanlar, ben soruları cevabını alacağım. Sadece önemli olan sizin kendi malınız olması ve kaçağın olmamasıdır. Otoparklı bir site içerisinden size yer veriyoruz. O arada taşınırken taşıma masrafınızı biz ödüyoruz. Ayrıca kentsel dönüşüm projelerinde biz de, bizim de boş arsalarımız var. Biz de aynı şekilde anlaştığımız müteahhitlerle onlardan kat karşılıklı daire alacağız. Her projeden aldığımız daireleri de o proje alanında uzun süre, yani mülk sahipleri anlaştıktan sonra uzun süre oturduğunu belgeleyen kişilere taksitle de kiracılara da o evleri satacağız. Biz projelerimizde dışarıdan çok insanların gelmesini istemiyoruz. Olabildiği kadar projedeki kendi haklarımızı kendi insanlarımıza kullanacağız. Bununla birlikte kentsel dönüşüm alanında bizimle anlaşan vatandaşlarımızın evlerinde işsiz varsa, mesleği olmayanlar varsa hemen bir ay içinde hazırlığımızı yapıyoruz. Bu insanların mesleki eğitim kurslarını alacağız. Özellikle inşaat sektöründe. Asansör, kalorifer, tesisat, sıva, duvar, bahçe. Bunları eğiteceğiz ve bu inşaat işlerini alan müteahhit firmalara bu insanları işe yerleştireceğiz. Dolayısıyla insanlar kendi mahallelerinde, kendi oturacakları projelerin içinde çalışıyor olacaklar. Sonrasında da bu insanlar oranın bakıp onarım içine çalışacaklar ki bu dönüşüm işi, kentsel dönüşüm işi süreci belki toplamda 20 yıl sürecek, 15-20 yıl sürecek diyorlardır. Az bir olay değil. Gazi Osman Paşa'nın tamamını düşünürseniz. Nihayetinde bu proje hem daha iyi şartlarda yaşanması için hem de daha güvenli, sağlam evlerde, yerlerde yaşanması için başlattığımız bir projedir. Değerli hemşehrilerim, şimdi ben sizin sorularınızı alacağım. Solumda konuyla ilgili Başkan Yardımcısı Kemal Bey var. Sağ tarafında Ziya Bey hukuk danışmanları, hukuk meseleler var, o cevaplandıracak. Onun yanında da Özlem Hanım konuyla ilgili müdürümüz. Sorduğunuz sorular eğer teknik, çok teknik, teferruatlı bir konuysa sizi davet edeceğiz. O teknik soruları belki belediye için bazı şeyleri hemen burada hesap yapamayız. Cevap vereceğiz. Kafanızdaki sorular neyse sorun. Şunu da bir kez daha söylemek istiyorum. Siz özel sektörle dönüşüm için anlaşsanız bile sizden ricam şu. Lütfen gelin belediyeye bir sorun. Yani buradan ne çıkar? Kandırılmayın. Size olmayacak konularda taahhüt verilmesin. Siz istediğiniz müteahhitle anlaşabilirsiniz. İstediğiniz çalışmayı yapabilirsiniz. Ama
Bize de başvurabilirsiniz. Ama lütfen özel sektörle başkalarıyla anlaşmadan evvel de gelip bize sorun. Zira biz Gazi Osman Paşa şu örnekleri çok gördük. 10 daire çıkan bir projede imar durumunda müteahhit bana 6 daire verdi diyen vatandaş var. Yani 10 daire, 6 daire Gazi Osman Paşa hiç müteahhit vermez. Siz de bunu taahhüt ediyorsa açıkça dolandıracaksınız demek. Ya o müteahhit yapacak, kaç ay yapacak, kaçacak. Bunu göstere göstere tuzağa düşmüş. Halbuki Gazi Osman Paşa'da 10 dairelik bir projede semtine, sokağına göre, caddesine göre müteahhitin ne kadar vereceği 3 aşağı 5 yukarı belirir. Ha ben fazlasını isterim. Bizim o zaman bir sözümüz var. Tamahkar vatandaş sahtekar müteahhit almış. Sonra gelip bize bir zaman insan ağlıyor. Biz vatandaşın müteahhitle anlaşmasını bilmem. Ben bakıyorum, ya bu adam sana bunu vereceğim demişse zaten dolandıracağı baştan belliydi diyorum. Niye buna kaldın? O nedenle lütfen kendiniz de bir şey yaparken gelin belediyeye sorun, belediyenin görüşlerine. Değerli bir şeylerim, şimdi sözü size veriyorum. Sorularınızı sorun. Şimdi başkanım diyelim ki şimdi vatandaşın kendine ait 5 katlı binası var. Buraya anlaşma yapıyorsunuz. Burada vatandaşa ne kadar veriliyor? Aynı metrekare olarak veriliyor. 5 metrekare, pardon 5 metrekare. 5 kat. Yani. 100 metrekare 5 kat eviniz var. Evet. Eğer kaçağınız yoksa evet. 5 kat, 5 tane 100 metrekare daha veriyoruz. Aynı. Aynı şekilde veriyoruz. Onun üstüne devam ediyor tabii. O projede kaç katı mesela oluyor? Şimdi bizim projelerde beş katta var, 14 katta var. Bir, size hiçbir şekilde bodrum ve zemin kat vermiyoruz. Yani hiçbir projede vatandaşımıza bodrum, kendisi anlaştırmadan eve oturduğu ev zemin kat bile olsa biz projede zemin ve bodrum kat vermiyoruz. Bir de en üst kat vermiyoruz. Çünkü en üst kat da istenmiyor. Çatlamaktan dolayı. Ayrıca aynı yönden veriyoruz. Yani sizin eviniz şu anda Kuzey Doğu cephesine bakıyor. Bizim merceğimiz binada Kuzey Doğu cephesine bakan daireye gidiyoruz. Eğer ya biz 5 daireyiz, 5 tane komşuyuz, 5 tane akrabayız, yan yana oturmak istiyoruz derseniz siz yan yana veriyoruz. Bunların hepsini ayarlıyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bizimki yeşil sağ gözüküyor. 1935 sokak. Buraya ne değişiklik yapılacak? Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen yerlerde biz yeşil sağ yolda kalıyor bakmıyoruz. Normal imarlı arsada size müteahhit ne veriyorsa aynısını veriyoruz. Yeşil alan yol ayrımı yapmıyor. Bu işte bu problemleri çözüyor. Okul alanı, yeşil alan hiç o ayrımı yapmıyoruz. Biz sizin normal işte şu anda mesela orası imarlı bir arsa olsa müteahhit öyle normal piyasada kaç tane veriliyorsa biz de aynı daireyi veriyoruz. Buyurun. Başkanım ben 40 yıldan beri bu araba sıkıntı ve soğukluk bulmak diyeyim. Bizim tapumuz yoktur. Tapu tezlerimizdir. Yani böyle yeşil sağ veriliyor. Aynı mahalle, Kıbrıs'dan bile aynı adres tutuyoruz. Bizim 3.072 yerde. Burası şu anda 7.000 metre bir anda. 35-36 saat birleşti anda. Olur, olur. Siz? Burası yeşil sıraktan konuşuluyor ama şimdi orası yeşil alanda ve hazine mülkiyetinde. Evet. Şimdi o bölgede kentsel dönüşüm alanı yanınızda, sağınızda, solunda katılabilecek yerler var mı? Var başkanım. Yoksa yani orayı tek başına yeşil alan olarak şehircilik bakanlığına başvursak oranın olayı gelmez. Orada, oralarla ilgili şöyle düşüncemiz var. Kentsel dönüşüm yapacağımız alanlarda, başlayacağımız projelerden size yer teklif edebiliriz. Yani size yakın bir bölgelerde kentsel dönüşüm alanı ilan edeceğimiz inşaatlarımız olacak. Size oradan yer teklif edebiliriz. Tek başına bir yeşil alanı kentsel dönüşüm alanı olarak ilan ettirebiliriz. Çıkmaz o. Peki başkanım bu arada 10.000 metre yer olduğu anda yeşil alanın dışında olur yani. Ama alanın tamamı yeşil alan mı olur? Ha, o 10.000 metrekare mesela 5.000 metrekaresi yeşil alan, 5.000 metrekaresi imara açıksa olur. Tamam öyle zaten. Onu yapabiliriz. Evet, olur.
beraber bize gelin. Tamam başkanım, hepsini anlaşıyoruz. Ha, anlaşın, gelin olur. Öyle olur. Öyle olur, hay hay olur. Tamam başkanım. Olur. Şimdi genelde herkes işe yapacak, gerçi Barbaros'a Haytipaşa falan diyor ama Pazarıç Mahallesi'nden bir problemi yetiyor. Gelin herkese, herkesin problemi olacak bu iş. Şimdi Bobaş'a gidiyoruz. Bobaş'ta bir ön sözleşme yapılıyor. Ondan sonra notere gidiyoruz. Muvaffakat ediyoruz, bir bekliyoruz. Ben hem bacağımı götürdüm, ikna ettim bu konuda, hem de kayıp ederim. Şimdi ön sözleşmeyi yaptık. Bak notere de gittik. Muvaffakat da verildi fakat sonradan şu ön sözleşmeye baktığımızda Bobaş'ın burada herhangi bir, yani belediyenin değil, herhangi bir iddiası yok. Bu kafamıza soru işareti. Şimdi tek sözleşmeler iki kişinin yaptığı bir şeydir. İki güzel kişinin olsa, iki özel kişinin, ama bunu tek başına vatandaş imzalamış. Bu başta bir şey yok. Oradaki arkadaşlar da gerek cevabı veremiyor. Şunu söyleyeyim. Var. Bunlar prosedürün tamamlanması için işlemlerle ilgili zekatı ediyorsunuz. Bunun sizi bağlayacağı bir tarafı yok. Esas en son anlaşma yaptığımız zaman net olarak her şey iki tarafta yapılacaktır. Bunlar işlemlerin yapılabilmesi için sizi bir vekalet veriyorsun. Yani sizin belediyeyle ilgili işlemlerinizin yapılabilmesi için Bobaş'a bir yetki, vekalet veriyorsun. Yani o işlemi Bobaş yapıyor. Ama inşaatla ilgili, yani bana ne verecek? Bu ön sözleşme, esas anlaşma yaptığında sizin karşınızda muhatabınız Bobaş olacak. Bir de aynı vekalette, yani muvaffakatı verirken en son bölümde şey var. Satış şey. Şimdi ben özür dilerim, şey söyleyeyim. Şimdi eğer bir uğultu gibi bir şey olsa ben tam dinleyemiyorum. Yani benim de, yani ben direkt genç sayılmam yani. Benim de bir yaşım var, kulaklarım da çok iyi duymuyor. Ama ben buyurun. Muvaffakatın en son bölümünde satış etkisi. Bu diğer bölümler tamam, gayet doğal şeyler ama bu satış etkisi vatandaş olarak bizim başımıza herhangi bir problem çıkarımı çıkarmaz. Çünkü karşılıkça şey veriyorsun bana, ne veriyorsun? Şu konuda rahatım. GOPAŞ demek, belediye demektir. Yani GOPAŞ, yasa açık. Yasada diyor ki, belediye kentsel dönüşümle ilgili bir şirketle yetki devri yapar, anlaşır. Biz bunu bir özel şirket değil, belediye için. Yani bugün nasıl ki İSKİ, İETT demek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi demekse, Kiptaş demek, Büyükşehir Belediyesi demekse, TOKİ demek, devlet demekse, Bobaş da aynı sütlüdür. Yani sizi, ya Bobaş bile zorlandırır, kandırır. Sakın böyle bir korkunuz olmasın. Bu işaret olmaz, ondan söylüyorum. Rahat olun. Ya Bobaş rahat olun. Sayın Başkanım, geceleri uyuyamıyorum. Aman aman ya, oğlum hiç gerek yok. Sizin bu şehir olsun da Bobaş olsun yani. Tamam işte. Bobaş, bakın. Sizin müteahhitle aranızda, biz sonra sizin işlerinize yapacak en iyi müteahhiti bulduk. Herhangi bir şekilde, tabii biz ondan hep garanti alıyoruz ama garanti hepsini işte şu kadar da şu kadar satabilirsin, bunu bu kadar yapacaksın. Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman sizin haklarının tamamını Bobaş yapıp teslim etmek zorunda. Garanti devlet. İşte rahat ol. Tamam başkanım. Bobaş demek, Galat Osman Paşa Belediyesi mi ki belediye başkanı demektir. Yani başkan derken de yanlış anlamadım, ben değilim. Yani burada benim için... Kemal Bey. Yok, ben değilim. Yani kim olursa, yani Galat Osman Paşa belediye başkanı kimse o demektir. Şirketin görüntüsü de hisselerini bilmem ne kadarının sonunu belediye başkanına aittir zaten. Böyle. Yani özel bir yapı yoktur orada. Rahat olun. Teşekkür ederiz. Evet. Bu an problemi olmayan sokaklar ne zaman dönüşüm? Şimdi bizim planımıza göre yaklaşık birinci etap minimum 3, maksimum 5 yıllık bir süreçtir. O arada biz burada olmak istiyoruz. Bu sokakta yaşayanlar da biz de kentsel dönüşüme dahil olmak istiyoruz. Veya bu sitede yaşıyoruz ama biz değiliz, biz de bu işe girmek istiyoruz. Derseniz, bize dilekçeye başvurursanız bu tabakatlar, biz sizi de bu projenin içine alırız. Ama sizlerin isteğine bağlı. Sizin böyle bir talebiniz varsa, biz çünkü aynı şekilde, bakın bu kolay değil, kentsel dönüşüm olayı bakanlık onaylıyor, şehirlik bakanlık. Bakanlar kurulu onaylıyor. Başbakan onaylıyor, Cumhurbaşkanı onaylıyor. Yani böyle basit, böyle ha biz oturduk karar verdik olan bir iş değil.
çok şey. Siz kentsel dönüşüm alanında olmak istiyorsanız bize oradaki vatandaşlar olarak dilekçelerinize başvuracaksınız. Biz de aynı olayı alıp sizi kentsel dönüşüm alanına alacağız. Bilgilendirmesini ileri için teşekkür ediyoruz size. Şimdi bu kentsel dönüşüm alanında hak sahipleri olarak dükkan sahipleri var. Diyelim ki sokakta dükkanımız var. Bunun karşılığında bize bir dükkan verilecek mi? Aynı şekilde dükkan vereceğiz. Eğer bazıları daha evvel sorulduğu için cevap veriyorum. Bazıları diyorlar ki ya bana dükkan yerine daire ver. Onda razıyız. Kendi isterse. Ama biz dükkana, dükkan daireye daire veriyoruz. Onun da farkını alıyorsunuz herhalde değil mi? Yani efendim? Herhalde daire karşılığında bir farkı oluşuyor değil mi? Tabii yerimizde göre dükkanın değer yerine göre. Yani öyle yerde dükkan vardır ki daireden değersizdir. Öyle yerde dükkan vardır ki daireden çok değerlidir.